Sevgili arkadaşım bağlı hareketle ilgili konu anlatımını tamamladık. Şimdi sıra neydi? Konuyla ilgili testleri halletmede. Hadi hazırsak aşıyoruz. Şimdi ilk sorumuzu hemen çözelim. Ali ve Alp 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlarla şekildeki yönlerde merdiven çıkıyorlar. Buna göre Alp'in Ali'ye göre hızının büyüklüğü ve yönü hangisinde bize doğru verilmiş acaba? Şimdi sevgili arkadaşım hareket kime göre tanımlanmışsa onun gözlemci olduğunu biliyorsun. Burada Aliye göre tanımlanıyor hareket öyleyse Ali gözlemci dolayısıyla gözlenenin hız vektörünü aynen alıyorduk. Bakın arkadaşlar burada bağıl hız ifademizi bir kez hatırlatalım. Gözlenenin hız vektörünü aynen aldım. Gözlemcinin hız vektörünü de tabii ki ter çevirdim ve vektörel işleme tabi tutarak burada bağıl hızı buldum. Peki gözlenen kimdi burada? Gözlenen Alp'ti. Dolayısıyla Alp'in Hız vektörünü aynen alıyorum 5 metre bölü saniye büyüklüğünde ve tabii ki doğu batı doğrultusuyla yaptığı açıya da dikkat edin soruda şekilde 53 derece. Peki Ali'ye bakıyorum Ali'nin ise arkadaşlar yine hızı 5 metre bölü saniye ama Ali gözlemci ve ben ne yapıyorum gözlemcinin tabii ki hız vektörünü ter çeviriyorum bakın ter çevirdik. Yine 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızı gösterdik. Yine buradaki açımız 53 derece kardeşim. Şimdi 5 metre bölü saniye büyüklüğünde vektörler var. Aradaki açı 106 derece. E benim 106 derece diye bir kuralım var mı? Tabii ki hayır. Öyleyse sevgili kardeşim ne yapacağız burada? Tabii ki hız vektörlerini bileşenlerine ayıracağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tabii ki burada yatay ve düşey bileşenleri gösterdik. Ve arkadaşlar burada tabii ki vektör özelliklerinden hatırlayacak olursanız 90'ın karşısında 5 varsa 53'ün karşısındaki kenar 4 olur. Bu 4 de arkadaşlar düşey hız bileşenini vermektedir bize. Ve 37'nin karşısındaki e, uzunluk dolayısıyla yatay e, vektör bileşeni 3 metre bölü saniye büyüklüğünde olacaktır. Peki aynı işlemleri biz Diğer hız vektörü için de yapacağız. Yine arkadaşlar yatay bileşenine ve düşey bileşenine ayırdığımızda. Bakın aynı şekilde arkadaşım 90'ın karşısında 5 varsa 37'nin karşısında 3 metre bölü saniye. 53'ün karşısında da 4 metre bölü saniyelik hız bileşenleri var. Ve tabii ki bakın burada 4'ler birbirini öldürür arkadaşım. Elimizde kalır 3 metre bölü saniye büyüklüğünde iki hız bileşeni. Öyleyse bizim bağıl hızımız doğu yönünde 6 metre bölü saniye olacaktır ki onu nerede görüyoruz? Adana'da. Evet şimdi sevgili arkadaşım sıra geldi soru 2'ye. Eşit kare bölmeli düzlemde hareket eden koşullardan K'nın L'ye göre hızı VKL L'nin M'ye göre hızı VLM bizlere veriliyor. Peki bizden istenen ne? Diyor ki bize kardeşim hadi gel şu M koşusunun K koşusuna göre hızını bul. Peki dolayısıyla bizden istenene baktığımızda öncelikle M'nin K'ya göre hızı dolayısıyla burada gözlemci K olacaktır. Öyleyse gözlerinin hız vektörünü yani VM'yi aynen alıyoruz. K koşucusunun yani gözlemcinin hızını ise ters çeviriyoruz. İşte bizden istenen bu. Peki ben bunlara nasıl ulaşabilirim? Öncelikle arkadaşlar bakın K'nın L'ye göre hızı verilmişti bana. Yani ben bildiğim hızlardan bir tanesi vk eksi vl l'ye göre dediği için l'yi ters çevirdik diğer taraftan l'nin m'ye m'ye göre dediği için m'yi ters çevireceğiz vl eksi vm'yi alacağız peki arkadaşlar bakın bu iki hız vektörünü toplarsam ben ki arkadaşlar bu toplama vektörel bir toplama olacak bunu gözden kaçırmayın artı vl eksi vl birbirini tabii ki ne yapacak götürecek ben neyi bulacağım burada? VK eksi VM vektörünü bulacağım. Öyleyse arkadaşlar hemen bu toplama işlemini gelin yapalım. VKL'nin ucuna VLM'yi ekliyorum. Bakın buradaki toplama işleminin sonucu bize neyi veriyordu? Biraz önce de söyledim. VK eksi VM'yi veriyor. Peki bizden istenen neydi? Bizden istenen bunun tam tersi. VM eksi VK'ydı. Öyleyse ben VK-VM bulduğum vektörü ter çevirirsem benden istenen vektörü elde etmiş olurum. Dolayısıyla burada VM-VK vektörü yukarı doğru bir birimlik vektör olacaktır ki onu Edirne şıkkında bulduk. Evet şimdi sevgili gençler sıra geldi. Türk yıldızlarıyla ilgili soruyu ama hazır bu soruya gelmişken şunu da dile getirelim. Türkiye'nin, Anadolu'nun, Türk yurdunun semalarını koruyan sevgili komutanlarımıza buradan saygılarımızı, sevgilerimizi, minnettarlığımızı dile getirelim. İyi ki onlar varlar ve iyi ki bu yurdu, bu semayı onlar koruyorlar. Ve arkadaşlar tabii ki bizim bağlı hareket konumuzda bakın. Buradaki hareket tanımlamalarını bağlı ilgili özellikleri uçaklarda çok net bir şekilde görmek mümkün. Şimdi birazdan göreceğimiz görüntülerde aynı yönde Eşit büyüklükte hızlarla uçan uçaklardaki kaptanlar, pilotlar birbirlerini durgun olarak görürler. Bakın bunu çok net bir şekilde burada ifade edebilmek mümkün. Bu arada görüntüler mükemmel. Yani insan Anlatmaya gerçekten hayran kalıyor yok. ve şu koltukta oturmak istiyor. Ve arkadaşlar Vay bir kez daha teşekkürlerimizi Çarsın. iletelim. Bakın şuradaki görüntüler gerçekten Oo, şahane. Haydi o zaman soruya bak bakalım. Aynı düşey düzlemde hareket ederek görsel uçuşu yapan Türk Yıldızları ekibine ait X ve Y uçaklarının t=0 anındaki konumları şekildeki gibiymiş. 0 t zaman aralığında X uçağı O merkezli çembersel yörüngede, Y uçağı doğrusal yörüngede V büyüklüğünde sabit süratlerle hareket ederek sırasıyla L ve N noktalarına varıyorlar. Buna göre 0 t zaman aralığındaki herhangi bir anda X uçağının pilotuna göre Y uçağının hızının büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar başlangıç ve bitiş anlarını tabii ki referans alarak bu iki aralıkta birbirlerine göre hızlarının büyüklüklerinin ne olabileceğine dair bir yorumlama yapacağız. Öncelikle arkadaşlar başlangıç anında yani t eşittir sıfır anında görmüş olduğunuz gibi uçaklar aynı yönde eşit büyüklükte hızlarla hareket ediyorlar ki Burada aynı yönde eşit büyüklükte hızlarla hareket eden uçaklar birbirlerini durgun olarak görürler. Bakın bunu işlemsel olarak da ifade etmemi isterseniz şöyle diyelim. Bakın arkadaşlar X uçağının pilotuna göre Y uçağınızı dolayısıyla Y uçağınızı aynen alıyorum bu gözlenen. Gözlemci X uçağının pilotunun hızını ise tabii ki ne yapıyorum Ter çeviriyorum. Eşit büyüklükte hızlar söz konusu zıt yönlerde dolayısıyla vektörel işlemde burada hız ne gelecektir? Sıfır gelecektir ve bağıl 1 eşittir 0 dedim. Diğer taraftan arkadaşlar ikinci duruma bakalım. Tabii ki X uçağı burada çembersel bir yörüngede bir değiş bir başka değişle bir yay çizerek hareket ediyor. 60 derecelik bir açı görüyorum arkadaşlar çizdiği yayın açısı olarak. Dolayısıyla son anda yani T anında uçağın hızı tabii ki sabit süratle hareket ettiği için yine v kadar olacaktır. Ama Y uçağı tabi doğrusal yörüngede hareketini sürdürüyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada önemli olan X uçağının yatayla yapmış olduğu açıyı tespit etmek. O yüzden arkadaşlar şuradan bakın bir yatay çizdim. Bu yatayda bakın 90 dereceyi gösterdim. Öyleyse burası kaç derece Tabii ki? 30 derece ve arkadaşlar hız vektörü yarıçap vektörü ile 90 derecelik açı yapacak. Bu da bilgim dahilinde öyleyse buradaki açıya tabii ki kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. Peki arkadaşlar X uçağının pilotuna göre Y uçağınızı dediğimize göre Y uçağınızı aynen alıyorum Ve büyüklüğünde. Diğer taraftan gördüğünüz gibi arkadaşlar e x uçağının hız vektörünü ters çevireceğim ve ve bunun yatayla yapmış olduğu şu açı kaç derece? 60 derece öyleyse burada v büyüklüğündeki hız vektörlerinin arasındaki açının 120 derece olduğunu görüyorum. E öyleyse tabii ki ne olacaktır? 120 derece kuralı eşit vektörler söz konusu olduğunda bileşke vektörlerden bir tanesine eşit olacaktır diyor. Öyleyse buradaki bileşkemiz yani bağıl hızımız ve bağıl 2 olarak isimlendirelim. Bu da V büyüklüğünde olacak. Öyleyse arkadaşlar bu iki anda uçaklarınızı sıfırla V arasındaki değerleri alabilecek. Burada 0.5 V alabileceği değerler arasındayken 1.5 ve 2 V'yi tabii ki alamaz. Öyleyse cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi sıradaki sorumuzu okuyalım. Ali Yatay düzlem üzerinde ayakta durmakta. Alp Doğu Batı doğrultusunda hareket eden tren vagonu içerisinde oturmakta. Naz ise Alp ile aynı vagon içerisinde trene göre V büyüklüğündeki sabit hızla doğu yönünde yürümektedir. Evet, şimdi ortalık biraz arkadaşlar karışık, yangın yeri. Şimdi ne isteniyormuş ona bakalım. Naz'ın Aliye ve Alp'e göre hızları eşit büyüklükte olduğuna göre arkadaşlar bakın burada çok kritik ince bir yorum var. Eğer o yorumu gördüyseniz tabii ki sorunun çözümü çocuk oyuncu ama eğer onu göremediyseniz var ya. Çok lanet olasıca bir soru olabilir bu. Evet şimdi dolayısıyla hemen arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Değerlendirmelerimize başlayalım. Evet şimdi arkadaşım şu ifade edilmişti bak. Naz trene göre V büyüklüğünde sabit hızla doğu yönüne yürümektedir. İşte arkadaşlar buradan harekete başlayacağız. Alp ve Ali Naz'a bakıyorlar. Alp Naz'ın bulunduğu tren içerisinde olduğuna göre trenin hızından bağımsız olmak üzere Naz'ı trene göre hızıyla gözlemleyecektir. Naz ve büyüklüğündeki hızla doğuya doğru yürüdüğüne göre Alp Naz'ı ve büyüklüğünde hızla tabii ki görecek. Ama Ali olayın dışında dolayısıyla dışarıdan bakarken trenin hızını da gözlemleyecek. Dolayısıyla Ali'nin gördüğü hız bir bileşki hızı olacak. Peki arkadaşlar biz trenin hangi yöne gittiğini biliyor muyuz bilmiyoruz. Ama şimdi referansı olarak arkadaşlar doğuya gittiğini düşünelim. Bakalım neler olacak. Tren doğuya doğru gidiyorsa Ali ne olarak gözlemler nazın hızını? V tren artı V olarak gözlemler ki arkadaşlar Alp'in gördüğü hızdan kesinlikle daha büyük bir hız değeri olarak bu değer karşısına çıkar. Ama bizden istenen neydi bakın o değildi. Hemen şurada gösterelim. Naz'ın Ali'ye ve Alp'e göre hızları eşit büyüklükte. İşte biz arkadaşım bunu yakalamaya çalışacağız. Öyleyse kesinlikle bu tren öncelikle batı yönüne hareket etmektedir. Tabi ne hızla ve tren hızıyla. Peki bu trenin hız büyüklüğü hangi değere sahip olması gerekir? Her iki gözlemcinin nazı eşit büyüklükte hızla hareket etmesi için tabi Alp V hızıyla görüyordu. O zaman Ali'nin de V hızıyla görmesi için trenin hızının 2 V büyüklüğünde olması lazım ki sola yani batıya 2 V Nazda tren içerisinde ve hızıyla doğuya yürüyor dolayısıyla burada bileşke hız batı yönünde V olarak karşımıza çıkar ve bizden istenen her iki gözlemciye göre eşit büyüklükte hızla hareket etme şartını böylece sağlamış oluruz. Evet şimdi arkadaşlar artık öncüllere bakabiliriz bu yorumlardan sonra. Vagon yere göre batı yönünde hareket ediyor dedik ve vagonun hızı tabii ki 2V büyüklüğünde. Öyleyse 1 ve 3'e artımızı çaktık. Şimdi ikinci öncül var sırada Naz Ali'ye göre batı yönünde hareket ediyor. Şimdi arkadaşım Alp'e göre tabii ki doğu yönünde hareket ederken Ali'ye göre trenin hızını da Ali algıladığı için batı yönünde V büyüklüğünde hızla hareket ediyor olarak görecektir. Öyleyse ikinci öncülümüz de doğru olacak. Böylece cevabımız Edirne şıkkında. Evet şimdi sıradaki sorumuz şunu ifade ediyor arkadaşım. Aynı doğrusal yolda bisikletleriyle sabit büyüklükte hızlarla yol alan baba ve çocuk var. Geçtiği sıfır anındaki konumları gördüğünüz gibi sıfır t zaman aralığında baba çocuğun kendisiyle aynı yönde hareket ettiğini görüyor. İşte arkadaşım sorunun can alıcı noktası bu. Buradan hareketle çözüme gideceğiz ve buradaki yorumlama senin için önemli olacak. Eğer bunu gördüysen şahane. Göremediysen hele bir de sınav esnasında ÖSYM'den şu ses gelir. Dolayısıyla konu anlatımında belirttiğimiz arkadaşlar bu özelliklere lütfen çok dikkat edin. Gözden geçirin ara ara ve arkadaşlar hemen şimdi öncüllere bakalım. Evet şimdi birinci öncülümüzde şu ifade edilmiş çocuk babasını kendisiyle zıt yönde hareket ediyormuş gibi görür. Arkadaşım şimdi öncelikle Hareket noktamız ne olacaktır? Sıfır T zaman aralığında baba çocuğu kendisiyle aynı yönde hareket ediyor olarak görür. Tabii ki arkadaşlar bu tek şartla ancak mümkün olabilir demiştik konu anlatımında. Her iki hareketle aynı yöne hareket edecekler ve burada gözlemci gözlenenden daha küçük bir hız değerine sahip olacak. Bu durumda baba oğlunu kendisiyle aynı yönde hareket ediyormuş gibi gözlemleyebilir. Bakın arkadaşlar değer vererek çok daha rahat arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Babanın hızı V olsun. Oğlunun hızı ise 3V olsun. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki gözlenenin hızı yani oğlunun hızını 3V olarak aynen alıyorum. Gözlemcinin hızını ters çeviriyorum. Zıt yönde V büyüklüğünde. Dolayısıyla buradaki bağıl hızımız tabii ki babanın hareket yönünde 2V olarak çıkacaktır. Yani sonuç tekrar ifade etmek gerekirse 1 hareketli başka bir hareketliye bakıp onu kendisiyle aynı yönde gidiyor görüyorsa kesinlikle hareketler aynı yönde hareket ediyorlar ve gözlenenin hızı gözlemcinin hızından daha büyük bir değere sahip. Öyleyse arkadaşlar buradaki V ve 3V büyüklüğündeki değerler üzerinden yine konuşmaya devam edebiliriz. Bu kez çocuk babasını hangi yönde hareket ediyor olarak görür diye soruluyor. Bu kez gözlemci çocuk Dolayısıyla babasının hızını aynen alıyorum. Göz, gözlerinin hızını aynen aldık. Gözlemcinin hızını ise ne yaptık? Ters çevirdik. Öyleyse burada bağıl hız tabii ki 2 ve olarak bunların hareket yönünün tersine çıkacaktır. Öyleyse çocuk babasını kendisinin hareket yönüyle zıt yönde hareket ediyormuş olarak görür. Öyleyse birinci öncülümüz doğru olacaktır. Hemen ikiye bakalım. Baba ile çocuk arasındaki x uzaklık sürekli artar. Bakın arkadan gelen oğlunun hızı daha büyük olduğu için önce aradaki mesafeyi kapatır. Daha sonra yeterince yol varsa tabii ki aradaki uzaklığı artıracak ve önden yoluna devam edecektir. Öyleyse arkadaşlar bu ifademiz doğru değildir. Hemen üçe bakalım. Babanın çocuğa göre hızıyla çocuğun babaya göre hızı birbirine eşittir. Evet şimdi bunu zaten arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemlerde tespit etmiş olduk. Burada baba çocuğu kendisiyle aynı yönde 2V hızıyla hareket ederken çocuk da babasını 2V hızıyla ama zıt yönde hareket ediyor olarak görür. Ve hızın sevgili arkadaşım vektörel bir kavram olduğunu tabii ki unutma. Hızları 2V birbirine eşit dersen yamulursun. Arkadaşım yamulmanın da tabii ne sen ne de ben istemeyiz. O yüzden hızın vektörel olduğunu aman 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 unutma. Ve dolayısıyla arkadaşım buradaki ifademiz yanlış olacağı için cevabımız Adana şıkkında. Yatay düzlem üzerinde bulunan yürüyen bant yere göre 1 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla hareket etmekteyken bant üzerinde bulunan top banta göre şekildeki gibi 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket etmektedir. Banta göre durgun durumdaki naza göre topun hızının büyüklüğü vn yere göre 4 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla hareket eden aliye göre topun hızının büyüklüğü va Yere göre durgun olan Kerem'e göre topun hızının büyüklüğü VK olarak tanımlanmış. İşte bu hız değerleri arasındaki ilişkiyi belirlememiz isteniyor. İlk değerlendirmemiz tabii ki Naz'la ilgili olacak. Arkadaşlar Naz buradaki yürüyen bant üzerinde banta göre durgun durumda. Aynı şekilde top bant üzerinde banta göre 5 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi hareket ediyor. Dolayısıyla burada Naz'ın topu gördüğü değer Bantın hızından etkilenmez. Evet biz hareketli sistemlerde buna çokça değinmiştik. Bir nehir üzerinde de arkadaşlar anlatmıştık. Demiştik ki nehrin akıntı hızı burada nehrin içerisindeki bir hareketlinin başka bir hareketliğe göre hızının büyüklüğüne etki etmez. Aynı şey burada da söz konusu olur. Dolayısıyla nazın arkadaşlar topu gördüğü hız v ne olarak ifade edilirse 5 metre bölü saniye olacaktır. Ama arkadaşlar bu anlatımla çok fazla tatmin olmayanlar varsa aramızda şunu ifade edelim. Bakın buradaki topun banta göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye. Tabi bantta arkadaşım ne yapacak? 1 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla hareket edeceği için bu iki hız değerinin bileşkesi topun yere göre hızı olacaktır. Peki gözlemcimiz kim bizim? Naz. Naz görmüş olduğunuz arkadaşlar bant üzerinde durgun ama... Sonuçta bantın hız değerine de sahip. Öyleyse yere göre düşündüğümüz zaman tabii ki 1 metre bölü saniye hız değerine sahip olacak ama gözlemci olduğu için onun hızını ters çeviriyorum. Bakın buradaki 1 metre bölü saniyeler birbirini öldürür mü kardeşim öldürür. Dolayısıyla buradaki topun naza göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye yapacaktır. Bunu kaydettik. Şimdi sıra geldi. Ali acaba topu hangi hızla hareket ediyor olarak görecektir. Bunu değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Ali zaten sistemin dışında ve yürüyen banta doğru 4 metre bölü saniye hızı var. İşte arkadaşlar o hız değerini şimdi kullanacağız. Bizim öncelikle yere göre düşündüğümüz zaman topumuzun hız değerini hız değerlerini gösterelim. Öncelikle bakın 5 metre bölü saniye banta göre hızımız vardı. Buna tabi ne de ekliyoruz biz? 1 metre bölü saniye bantın hızını da ekliyoruz. Bu ikisinin bileşkesi bize neyi verecektir? Topun yere göre hızını verecektir. Sonrasında yapacak olduğumuz tabi ki gözlemci olan Ali'nin hızını tabi ki ter çevirip işleme tabi tutmak. Ali'nin hızını görüyorsunuz. Ter çevirdiğim zaman 4 metre bölü saniye hız büyüklüğünü bakın bu şekilde göstermiş olduk. E şimdi bizim buradaki açımız 53 derece mi? Aynen öyle. Peki bunu bileşenlerine ayırdığımız zaman sevgili arkadaşım. Bakın burada 53 derecenin karşısında 4 birim olacağı için burası 4 metre bölü saniye. Burası da arkadaşlar 3 metre bölü saniye. Artık hız değeri yerine onun bileşenlerini kullanacağız. Peki buradaki 4 metre bölü saniyelik hızlar da birbirini götürmüyor mu? Aynen öyle oluyor. Dolayısıyla 3 metre bölü saniye artı aynı yönde 1 metre bölü saniye daha var. Bu durumda Ali tabii ki topu 4 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla hareket ediyormuş gibi gözlemleyecektir. Peki Kerem için tüm bunlar nasıl gerçekleşecek hemen ona bakalım. Şimdi arkadaşım Kerem yere göre durgun. Dolayısıyla Kerem'in gördüğü şey tabii ki burada topun banta göre 5 metre bölü saniyelik hızı Artı bir de tabi ki bantın hızı var. 1 metre bölü saniye. Bu ikisinin arkadaşım bileşkesiyle tabii ki ne yapacaktır? Hareket ediyormuş gibi gözlemleyecektir. E şimdi aradaki açımız tabii ki 90 dereceden küçük. Öyleyse burada elde ettiğim bileşkenin büyüklüğü kesinlikle 5 metre bölü saniyeden daha büyük bir değerdir. Öyleyse burada Kerem'in gördüğü hız da büyüktür. 5 metre bölü saniye. Öyleyse bu elde ettiğim değerler üzerinden düşünürseniz 5'ten büyük 4 ve 5. Öyleyse burada en büyük hız değeri Kerem'de daha sonrasında Naz'da ve en küçük hız Ali'ye aittir. Dolayısıyla bunu da nerede görüyoruz? Edirne'de. Akıntızının tezinin kıyıya paralel ve sabit büyüklükte olduğu nehirde yüzen X, Y, Z yüzcülerinin suya göre hız vektörleri bizlere şekildeki gibi verilmiş. X yüzücüsü O noktasına karşı kıyıya ulaştığına göre Y ve Z hangi noktalarda karşıya çıkar diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar hemen buradaki hareket noktamızı belirtelim. X yüzücüsü O noktasında karşı kıyıya çıkıyormuş. Dolayısıyla neredesin X? Evet gördüm seni. Nerede karşı kıyıya çıkıyorsun? O noktasına bakın. Bu iki noktayı bir doğru ile birleştirdik. Öyleyse arkadaşım burada bu doğrultu üzerinde yüzebilmesi için akıntı hızının bakın sağ tarafa doğru bir birim olması gerekir ki yere göre hızımız bu belirttiğimiz arkadaşlar o doğrultusu üzerinde olsun. Peki akıntı hızını tespit ettikten sonra bu akıntı hızı diğer iki yüzücüye de tabii ki etki edecektir. Yine bunların suya göre hızlarının uçlarına akıntı hızlarını görmüş olduğunuz gibi ekliyorum ve böylece yere göre hızları buluyorum. Evet şimdi arkadaşım şunu gösterdim. Yere göre hızımız bu. Peki bu hız doğrultusunda hareket edecek. Ve bu hız doğrultusunda arkadaşlar tabii ki öyle gelişi güzel bir çizim yapmıyoruz tabii ki. Bu arkadaşlar vektör yatay 3 düşey 2 oranında uzanıyor. Dolayısıyla aynı oranı koruyacağım. Yatay 3 düşey 2 nereye geliyor arkadaşlar? N noktasına geliyor. Bu doğrultuda yüzdü ve N de karşı kıyıya çıktı. Evet şimdi diğer taraftan Z'ye baktığımız zamansa şunu söyleyeceğiz. Yine burada bileşkeyi yani yere göre hızı bulduk ve dolayısıyla burada köşegen üzerinden hareketine devam edip nerede karşı kıyıya çıkacak L noktasında öyleyse L noktasını da işaretledim ve böylece cevabıma da ulaşmış oluyorum cevabımız Bursa şıkkında. Evet, bağlı hareketle ilgili son sorumuz arkadaşım. Böylece bağlı hareket konusunun sonuna geliyoruz. Hadi bakalım son sorumuzu da halledelim. Bu işi bitirelim. Bir X yüzücüsü akıntısının kıyıya paralel ve sabit büyüklükte olduğu ırmağın kenarındaki O noktasından suya göre VS büyüklüğündeki sabit hızla OK doğrultusunda yüzerek karşı kıyıya M noktasında çıkıyormuş. Peki buna göre ırmağın O noktasından suya göre VS büyüklüğündeki hızlarla OM ve OP doğrultularında yüzen Y ve Z yüzcüleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi arkadaşım öncelikle ilk durumu bir gözden geçirelim. OK doğrultusunda yüzen bir yüzcümüz var. Suya göre hızı Vs olarak bizlere verilmiş. M noktasına karşı kıyıya çıkıyorsa eğer demek ki akıntı hızımız sağ tarafa doğru bir birim olacaktır. Ve böylece yere göre hız o M doğrultusunda olabilecek. Peki şimdi gelelim Y yüzücüsü. Y yüzücüsü om doğrultusunda hareket ediyordu. Ve arkadaşlar şimdi şu işlemi yaptığımızı düşünün. Bakın burada aldık. Ve bunun ucuna ne ekledik? Akıntı hızı V ekledik. Ve nerede karşı kıyıya çıkıyor dedik. P'de karşı kıyıya çıkıyor dedik. İşte bu durumda ne olur? Evet şimdi sevgili arkadaşım burada çok dikkat etmemiz gereken kritik bir detay var. Bize başlangıçta suya göre hız değerimiz Vs büyüklüğünde verilmişti. X yüzücüsü için ve Y ve Z yüzücüleri için de aynı büyüklükteki hızlardan bahsedilmişti. Öyleyse bakın burada suya göre hızımız e, yatayda dikkat ederseniz bir birim düşeyde iki birim olacağı için kök 5 birim uzunluğunda ve Arkadaşım diğer yüzücüler de kök 5 birimlik hızlara sahip olacağı için şimdi kök 5 tabii ki 1'den büyük 2'den de daha küçük bir değerdir. Ve buraya görmüş olduğunuz gibi o değeri çizdim. Şimdi bunun ucuna akıntı hızını bir birim olarak eklediğim zaman VA'yı burada bileşke olacak. Nerede? Evet bu doğrultuda ve dolayısıyla nerede karşı çıkacak? NP aralığında karşıya çıkacak. Dolayısıyla P noktasına çıkar ifademiz yanlış. Hemen ikinci öncülümüze bakalım. Y yüzücüsü S noktasına karşıya çıkar. Şimdi arkadaşlar Y yüzücüsü için şunu söyleyeceğiz. Tabi hız büyüklüğü yine kök 5 birim olacak. OP doğrultusunda İşte bu doğrultusunda kök 5'i bu kez gösterdim. Buna akıntı hızını bir birim olarak yine ekliyorum. Ve bileşkemiz böylece bakın bu doğrultu üzerinde çıkacak. Ve nerede? S noktasında karşı kıyıya çıkacak. Öyleyse bu ifademiz doğru olacaktır. Evet 3'e bakalım. Y ve Z yüzcülerinin karşı kıyıya ulaşma süreleri eşittir. Şimdi sevgili arkadaşım her ikisi de kök 5 birim. Tamam bunu ifade ettik. Ama şimdi kök 5'e dikkat ettiğiniz zaman bakın OM <laughs> doğrultusu üzerindeki kök 5 tabii ki iki birimden daha büyük bir değere sahiptir. Burada hemen dikkat ederseniz Z yüzücüsünün akıntıya dik hız bileşeni bakınız arkadaşlar iki birim oluyor. Yani arkadaşım burada nehrin karşı kıyısına çıkaran akıntıya dik hız bileşeni tabii ki Y yüzücüsü için daha büyük Z yüzücüsü için daha küçük. Dolayısıyla bu durumda Y yüzücüsü Z yüzücüsüne göre karşı kıyıya daha kısa sürede çıkacaktır. Öyleyse birbirine eşit denilmiş bu ifademiz hatalı olacak. Böylece cevabımız Bursa şıkkında.